Dur şöyle. Selam herkese. Farkında mısınız? Ne kadar bembeyaz görüncemin farkındasınız değil mi? Bir önceki videomda sapsarıydım mutfakta. Ben ne yaptım? Tabii ki de gösterir miyiz lütfen? Arkanda gözüküyor sanki yansımalı. Ya sizin için, size daha aydınlık görünebilmek için tabii ki de bir ışık kurdum. Karşıdaki komşularım beni izliyorsa saati verir misin lütfen? Ver ver. Evet, izliyorlarsa diyecekler ki bu kadın gece 2'de ne yapıyor, neyin çekimini yapıyor eşek kadar ışıklarla kamera. Yapacak bir şey yok, YouTuber olmak böyle bir şey. Buyurun, saati teslim ediyorum. Evet tatlışlar, bugün vloguma sahurda başladım. Çünkü sahur için size çok güzel bir, pratik bir tarifim var. Bir önceki kaşarlı ekmeklerimi çok sevmişsiniz, yapmışsınız. Instagram'dan bana DM'lerden gönderildi falan. Neyse lafı uzatmıyorum. Bu gece de sahur için çok pratik, çok güzel bir lezzet hazırlıyorum sizin için. Ve mutlaka deneyin, bayılacaksınız diyorum. Buyurun. Streçleyeyim mi bunu? Streçleyebilirsin tatlım. Fırında makarna yapmıştım. onu streçleyelim. Ben hemen malzemelerimi hazırlayacağım. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü belki aşağıdakiler oruç tutmuyordur. Belki sahurlarını yiyip yatmışlardır çünkü kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum bu saatte. Neyse hemen şu pratik lezzeti hazırlamaya geçelim. Ramazan vloglarım gelmeyecek diye çok üzülmüşsünüz. Saçmalamayın. Tabii ki de gelecek. Tabii ki de devam edecek. Hadi malzemeleri hazırlamaya. Şimdi hızlıca anlatacağım. Çok geyiğe sarmayacağım. Bir tane bayat ekmek olursa çok daha güzel olur. Bir tane bayat ekmeği hızlı bir şekilde dilimliyoruz. Burada amaç bayat ekmekleri de değerlendirmek zaten. Ekmeklerimizi fırın tepsisine bir pişirme kağıdının üzerine dizdim. Şimdi hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? Hızlıca şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, biraz da süt. Tereyağı eriteceğim, sütün içine dökeceğim ve ekmekleri bununla ıslatacağım. Yapalım. Şimdi bu aşamada tereyağı eridi. Üstüne 1,5 su bardağı kadar da süt ekliyorum. Ya sütü de 1-2 dakika ısıtacağım çünkü soğuk süte tereyağı dökerseniz tereyağı üstünde donar ve bizim işimizi görmez. Sütümü de ekledim. 1-2 dakika, 1-2 dakika bile değil aslında, 15-20 saniye yani şöyle bir çeviriyorum, ısıtıyorum ikisini birlikte. Ay ne kadar elit, ne kadar şey bir tarif veriyorum, farkında mısınız? Geç bir saat oldu, kimseyi rahatsız etmemek için böyle bir ses tonu, elitlik seviyesinde. Aslında bu kadar sakin değilim biliyorsunuz. Daha böyle çılgınca anlatıyorum. Cihancığım da her zamanki gibi yanımda tabii ki, asistanım. Bunu çöpe atalım baby. Ben bunu rendeleyim mi? Sen de onu rendele. Bak bunun üzerine kaşar kullanabilirsiniz, tulum peyniri kullanabilirsiniz, beyaz peynir kullanabilirsiniz. İstediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Benden tavsiye yalnız tulum peyniri 10 numara oluyor. Evet. Ama elimizde olmadığı için maalesef. Ama şimdi bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Bir dakika dur. Biz niye öyle kameranın ucuna girmiş konuşuyoruz? Sanki kamerayı döndürünce elimiz kırılacak. Şöyle bir şey var. Yani hafta sonu olduğu için sokağa çıkma yasağı falan. Bugün de pazar gecesi aslında. Evet. Alamayız yani. Şu anda tulum peyniri bulamayız. Bayat ekmek çöpe mi atayım, ekmeği atmayayım dedim, böyle değerlendireyim. Kaşarla yapacağız, mis gibi olacak. İstediğiniz peynirle yapın, yiyin. Haydi. 10 numara bir tarif. Cihan'ın en bayıldığı tarif. İçimden şarkı söylemek geliyor bağıra bağıra. Niye öyle Cihan bu saatte? Tövbe tövbe. Bazen çok değişik enerjiler oluyor üstümde. Bir şey, hadi gel. Kendimi tutamayacağım, şimdi şarkıya gireceğim. Şimdi hemen bu karışımını, bütün ekmekleri ıslatıyorum ama çok böyle bulamayın yani. Böyle 1-2 kaşık gezdirin yeter. Çok bularsanız çok yumuşak olur ekmeğiniz yerken. Hoş olmaz. Normalde bunu bu tasın içine de batırıyorlar bu ekmek dilimlerini. Ama ben yapmayacağım öyle. Ben bu tarifi bilmiyordum. Biz Trakyalılar... Ay şimdi bir Trakyalılar oradan çıkıyormuş diyormuş ki sen neden bütün Trakyalıların adına konuşuyorsun? Ben anamın evinde görmedim arkadaş, yani açıkça böyle söyleyeyim. Biz Trakyalılar böyle bir şey pek bilmiyoruz yani. Benim eşimin tarafı Giresunlu olduğu için ben onlardan öğrendim bu tarifi. Onlar Ramazanlarda çok yapardı.
Yani bilmiyordum ben de, öğrendim. Size de öğretiyorum işte. 3 kaşık yeterli geliyor bir ekmek dilimi için. Net tarif vereyim, ıslatıyoruz. Cihancığım kaşarlarınızı rendeliyor. Her gece kaşar rendeleme görevi Cihan'da. Sen bunu kendine görev mi edindin yoksa Cihan? Hı hı. Neden biliyor musun? Bir dakika dur, yanına geleceğim, nedenini öyle açıkla. Böyle rendeliyorum ya, en sonunda bir kaşar kalıyor. Evet. Onu ağzıma atıyorum, çok hoşuma gidiyor. Ay oburix. Oburix. Şimdi bak bak, rendeliyorum, rendeliyorum. Yalnız bize var ya, bu Ramazan kaşar dayanmıyor. Haftada bir baton. Bak şimdi bunu rendeleyemiyorum ya. İyi hadi, afiyet olsun. Hoşuma gidiyor. Afiyet olsun. Hazır mı? Hazır. Hemen kaşarlarımızı ekmeklerimizin üstüne. Aslında bu tost ekmeğindeki işte o kaşarlı ekmek muhabbetine benziyor ama yani bu böyle tereyağlı olduğu için daha güzel oluyor. Hele bir tulum peyniriyle deneyim var ya, daha da bombastik oluyor. Bayılırsınız tulum peyniriyle. Uy, bayılırsınız, bayılırsınız, ayılırsınız, aynen. Evet, istediğiniz gibi yapın işte ya. Evde hangi peynir varsa, maksat aynen. Ekmeği çöpe atmamak, ben değerlendirmek yani. Olur. Aynen, maksat bayat ekmeği değerlendirmek arkadaş, burada başka amaç tabii, yoktur yani. Ekmek çöpe gitmez. Yani ne yapmışım, bayatlamış ekmeği çöpe mi atsaydım? İyi oldu. Yalnız bu tarifin adını da söyleyeyim ben size. Söylemeyi unuttum galiba. Maça ekmek makarnası diyorlar buna. Ben böyle duydum, böyle biliyorum. Bana böyle öğretildi diyeyim daha doğrusu. Siz biliyorsanız bunun farklı bir ismi varsa yazar mısınız lütfen yorumlara? Ya da bu tarifi bilenler varsa. Ay biz de yapıyoruz, biz de yiyoruz sahurlarda diyorsanız. Lütfen yazın. Ben yine yerlerde alçak sürünmede. Fırınımız 180 derecede olacak. Orta gözle pişecek. Atıyoruz ekmekleri fırına. Ve üstü tamamen kızarana kadar böyle. Tamamen de yakmayın yani ekmekleri. Burada işte 180-200 arasında bir yerde alt üst olacak şekilde pişmeye gönderiyorum. Yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Lise'cim ne yapıyorsun? Esra da geldi şimdi. Ekmeklerimiz de olmak üzere. Evet. Saçın macun durumu ne kız? Papaz gibi olmuşsun. Bilmiyorum. Gözüme girmiş. Şimdi ekmekleri çıkartacağım olmak üzere. Esin de çok uykusu geldi ama hemen bir şeyler yiyecek. Yemesen açlıktan geberirsin yarın. O da var. Olmaz, yemen lazım illaki. Boğazı tıkınacağım. Evet. Evet, ekmeklerimiz fırından çıkıyor. Hazır mısınız? O değil mi? Görevli Cihan üstlendi. Yakından göstereceğim. Fakat bak nasıl görünüyorlar. Muhteşem. Nefis. Nefis. Yapın yayın. Evet, şimdi artık bizim için sahur vakti. Sahurumuzu yapacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da yatacağım. Sabah videoya devam ederiz. Sabah dediğim öğlen 1-2'de devam edeceğiz. Yeni bir günden merhaba. Gün mü, gece mi desem artık bilmiyorum. Bugün Esilacığım sağ olsun saat 11'de uyanmış. Biz de sabah 4'te yattık, biliyorsunuz zaten en son videoyu kapattığımda. Bırakmış annesi babası uyusun demiş bugün. Biz de mışıl mışıl uyumuşuz. Saat 2.30'da uyandım. Yani 3'e yaklaşıyordu neredeyse. Bıraksan artık gece iftara kadar uyurdum herhalde. Kendimden geçmişim yani, yapacak bir şey yok. Şu an saat 5.30. 5.30'da yayın, yani 5.30'a 4 dakika var. 5.30'da yayınlanacak bir videom vardı. Bir tepki videosu yapmıştık Cihan'la. Onun ayarlarını yapıyorum. İşte bitiş ekranlarını, i butonlarına zaman zaman anketler koyuyorum. Katılmayı unutmayın. Şimdi onu halledeyim. Ondan sonra arkamda bir tane dolap var. O dolabı düzenleyeceğiz beraber. Şimdi bu dolap benim uzun zamandır aklımda burayı düzenlemek. Buraya her açtığımda bir koku geliyor. Yani neden bu koku geliyor bunu çözmek istiyorum. Biraz uzak aldım çünkü dolabı görmenizi istiyorum. Birazdan yakınlaştırırım tekrar, hatta şu anda hala kafamı kesiyor. Her açtığımda böyle bir koku geliyor. Bu dolapta bir şeyler var ama çözemedim. Şimdi buradaki her şeyi buraya çıkartacağım. Ondan sonra da şurayı bir sileceğim. Burayı bir birlikte düzenleyelim istiyorum. Öncelikle şunları şu tarafa alabiliriz. Çünkü şu anda bunlarla işim yok. Ki buraya dolabın içindekileri çıkartıp dizelim. Hatta şu koltuğu ben biraz iteyim. Sizi şöyle tam karşıdan almak istiyorum.
Bunların içi de bazen böyle küf kokabiliyor. Kokanları alayım tekrar bir yıkayayım. Bir şey var yani, bir küf kokusu var. Dur sizi biraz daha şöyle yakına alayım. Siz şimdi ben biliyorum merak ediyorsunuz bu dolabın içinde ne var. O yüzden sizi şöyle yakına alayım, yakından bakın. Leş kokuyor burada. Ay kusacaktım, neredeyse kusacaktım. Bu ne leş koku ya? Oy, herhalde sütlerden falan. Bu yıkanacak, bu yıkanacak. Hani süt falan yapıyor ya, böyle çikolata falan eritiyor ya Esra. İçlerine bak. Bana ait olan şeyler hiç kokuyor mu? Görüyor musun bak. Bu taraf kokmayanlar. Tamam mı? Ey Allah'ım, bunlar iğrenç kokuyor. Bunları çöpe atacağım. Çok kötü kokuyorlar ya. Midem bulandı. Tabii ki bu dolap kokar. Bu dolap kokuyor falan diyordum ya kaç gündür sana. Hı. Düzenlemem lazım. Kokuyor kokuyor. Leş gibi kokuyor. Şuna baksana ya. Ondan dolayı. Ay midem. Ay midem bulandı. Ya, kokla. Neyse şurayı da gösterelim mi? Şuraya dokunmuyorum. Burası zaten düzenli yani. Buraya ne yapayım? Bu dondurmalıklar, tatlılık grubunu buraya hiç dokunmuyoruz. Şurada kokanları keşfettik. Şimdi şu tarafa geçiyorum. Burada da bir karışıklık var. Burayı bir toparlayalım. Mesela bunun içine ne koymuşum ben? Kurabiye kalıpları koymuşum. Tutar mısın? Aman. Aşağıdakiler diyecek ki bu kadının sesinden bıktık. Hep bir şeyler düşürüyoruz yerlere ya. Hiç anlamam böyle düzen şey işlerinden ha. Neyse. Yani yapacak bir şey yok. Elimden geleni yapacağım ben. Bunda da bir yer bulamadım. Burada duracak artık. Şimdi Kur'an-ı Kerimleri koyalım. Şöyle dik koyamaz mıyım Cihan? Şimdi şuraya bir şu boşluğa da bir şey koymak istiyorum ama ne? Kolonyaları koy. Şurada bir kolonya grubumuz var, onları koy. Ya bir şey söyleyeceğim. Videoyu şimdi ben böyle ayrıntılı izletiyorum ama bilmiyorum yanlış mı yapıyorum acaba? Yani hani böyle fırt diye geçmeli miydim? Hani böyle düzenleme videolarında şey yapıyorlar ya, böyle fırt diye bir dakikada böyle bir hızlandırılmış. Evet. Ama o zaman insan ne düzenledin, ne yaptığını görmez ki. Saçma ya. Ben detaylı izlemek isterim açıkçası. O yüzden detaylı detaylı gösteriyorum. İstemeyenler şöyle 5-10 dakika atlatabilir videoyu. Yani şimdiden söyleyeyim. Buraya kolonyalar sığmaz. O yüzden buraya koyacağım. Bir tanesini de Esile odasına götürdü, o şey olanı. Ne olanı? Değişik parfümlü kolonya var değil mi? Ha, parfümlü, evet doğru. Şöyle yan yana dizdim ben bunları, iyi midir? İyi iyi. Burada bir tane bardak kalmış, onun yeri de bence burası. Şurada bir tane runner var, bunun yeri burası değil. Bunu başka bir yere götüreceğim. Biraz toparlanmaya mı başladın? Bu runnerlar karşı çekmeceye gidecek. Bak şurada bir tane çekmece var ya geyiklerin yanında. Oraya koyar mısın lütfen onları canım? Geyiklerin... Dur seni de çekeyim şimdi. Geyiklerin yanında... Bakayım bulabileceğim. Geyiklerin yanında bir çekmece var. O daha boş bir çekmece. Geyiklerin yanında çekmece yok. Yani önünde. Altı. Geyiğin patisinin ucunda. Altı diyeceksin. Ya bırak şimdi ya. Hadi sonra dön bana doğru. Buldun mu? Neyi buldun mu? Çekmeceyi buldun mu? Çekmeceyi sen buldun, ben değil. Ben buldum işte diyorum. Şimdi bu çekmeceyi de hiç dokunmuyorum vallahi. Burada bir şey yoktur yani. Ne var biliyor musunuz? Gel yakına. Dur. Yakına gel. Dur bekle. Şöyle küçük kahve bardakları var. Burada fincanlar falan var. Hiç girmiyoruz o yüzden buraya. Kapatıyoruz. Şimdi burada bir karışıklıklar var. Burada bir karışıklık var. Çözmemiz lazım. Şimdi şurada bir tane hediye kutusu var. Görüyor musunuz? Bu ne ya? Bunu bana Esile yapmıştı. Ben bunu açacağım. Size göstereceğim. Geçen sene çok uğraşmıştı bunun için. Çok da güzel bir şey bu. Böyle hani açıyorsun ya, böyle bir sürü şey çıkıyor içinden. Mesela demiş ki işte bir tanem, canım, seni seviyorum, babam, hayatımın anlamı, ikimizi hazırlamıştı. Hatırlıyor musun? Hep mutlu olalım. Evet mi hayır mı? Evet demişim ben de. Esile kendi suratını kesip koymuş. Bu hediyeyi yaparken canım çıktı. Çok haklı. Şöyle göstereyim de yakınlaştırırım. Ondan sonra burada ne yazıyor? Balım. Birbirimizi üzmeyelim. Evet hayır. Bazen üzüyoruz. Anne kız kavga ediyoruz ya, ondan herhalde yazmış. Ha pardon, babasına yazmış bunu. Oluyor öyle.
Dünyanın en iyi babası kimin babası? Bu demiş. İyi ki varsınız demiş. Bir tanem seni çok seviyorum. Ben de çok seviyorum yavrumu. Bu fotoğrafını nereden bulmuş? Bilmem bulmuş işte. Kalpler ve bana bir uyarı yapmamış. Babasına demiş ki birbirimizi üzmeyelim bir daha olur mu? Canım anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Dünyanın en güzel annesi kimin annesi? Bu demiş. Bana iki tane yara ayırmış. Çünkü anneler... Kıyak geçmiş. Ama anneler çok sevilir. Ben de annemi çok seviyorum canım. Öyle deme. Ben de bunu böyle hatıra olarak saklıyorum. Ben çok severim zaten Esin'in yaptığı şeyleri saklamaya. Hiç atmam. Bu da böylece kalsın. Bir şunun yerine sen sokar mısın canım? Ben onda takınırsam şimdi bir saat vakit kaybı benim için. Devam. Burada bir yemek takımım var. Yani bunu neden hep böyledir? Çeyizini alırlar böyle kızlar. Ama kullanmazlar. Böyle dolapları bekler bu takımlar. Benim de standart kullandığım beyaz bir takım var. Nedense bunu hiç kullanmadım. Bir iki kere kullanmıştım galiba. Kullandık onu bir iki kere. Neden çıkarıp kullanmıyoruz? Çok güzel. Neden kullanmıyoruz? Bir misafir geldiğinde de kullanmıyoruz. Yalnız dolabı bekliyor. Bilmiyorum. Çok güzel aslında biliyor musun? Ama... Güzel ama kullanılmıyor. Evet. Yaldızlı maldızlı. Tatlı tabakları falan çok şık. Yaldızlı ama mutfakta da yer yok biliyor musun? Bir misafir geldi beni uyarır mısın canımcığım bunu kullanmak konusunda? Uyaracağım. Valla ben buraya hiç dokunmuyorum. Burada bir şey yok. Aynen. Amaç zaten bugün kokuyu bulmaktı. Onu buldum. Bunları böylece yerine. Bunlar misafir takımı dedikleri şey. Şimdi bu yağdanlıkları burada buldum ama buraları böyle yapış yapış ve boyaları falan atmış yani. Bunları ben atacağım vallahi. Kullanmam, mutfağıma da sokmam arkadaş. Onlar bir gitsin. Burada da bir yine bir yemek takımı var. Beyaz bir takım. Şöyle desenini göstereyim. Çok güzel o ya. Çok severek almıştım. Biz nişanlıydık bunu aldığımız zaman. O da burada durmaya devam etsin. Bir tane çaydanlık var. Semaver kullandığım için artık çaydanlık kullanmıyorum. Şimdi şuraya çıkardığım bir tabak grubu var. Onları da şöyle yerine kaldıracağım. Semaver bir gün patlarsa onu kullanmaya devam ederiz. Ederiz. Sıkıntı yok. Şurada böyle şeyler var. Sürahi. Ne diyorlar? Sürahi değil aslında. Bunların başka bir adı var da. Şerbetlik mi? Şerbetlik gibi bir şey bunlar böyle. Bunları da tekrardan yerlerine koyacağım. Belki sonra lazım olur. Şu anda lazım değil. Ha, şurada bir sıkıntı var borcamlarda. Onu bir halletmek istiyorum. Bunlar tek renk videoları için aldığımız tabaklar. Onları da şuraya koyayım. Oo, tamam. Mis. Çok tertemiz oldu. İçime sindi. Onu da ver bana. Bak az önceki halinden vallahi bin kat daha iyi oldu. Bir kargaşa, bir karmaşıklık var. Şu üsttekiler yıkanacak. Şimdilik bu kadar. Birazdan iftar hazırlığında görüşürüz. Şimdi mutfağa geçtim. Saat şu anda 6:30-7'ye geliyor. Size ne yaptığımı hemen anlatacağım. Yalnız şöyle bir olay yaşandı. Benim küçük abim burada oturuyor. Biz aynı sitede oturuyoruz. Dışarıda kalmışlar. Anahtarı içeride unutmuşlar. Ya içeride unutmamışlar pardon. Alara kapıyı kilitlemiş. Anahtarı da nereye koyduğunu bulamamış. Çilingir geldi kapıyı açamadı. Kapı kilitli olduğu için. İtfaiye geldi kapıyı açamadı. Kapı kilitli olduğu için. Ay çok kötü ya. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Yaşadıkları duruma anahtar bulmuşlar şimdi bir tane tekrar açmayı deneyecekler kapıyı saatlerde uğraştılar falan derken iftar saati yaklaştı tabii ki de ben de şimdi gittim bir ara baktım falan yoklardı bulamadım yani onları şimdi mutfağa girdim fırında makarna yapıyorum bu fırında makarna çok lezzetli oluyor gerçekten ben de bunu çok güzel yapıyorum şimdi birazcık fazla yapacağım hatta geline de göndereceğim. Kız 4 saattir kapı ve çilingir muhabbetiyle uğraştığı için iftar saati yaklaştı. Ona da böyle bir ikram olsun istiyorum iftar için. Morali de çok bozuldu, çok üzüldü. Ben de oraya gideceğim iftardan sonra. Şimdi ne yapıyorum? Bildiğimiz fırın makarna. Yani bu makarnanın ben yarısını kullanacağım. Yarım paket kullanacağım. Ortadan ikiye kırarak kullanıyorum. Öncelikle makarnayı haşlıyorum. Makarnayı haşlarken normal makarna haşlar gibi şey. Yağlı, tuzlu, suda haşlıyorsunuz. Makarnayı haşlarken 100 gram katı yağ bak. 100 gram katı yağ. Onlar böyle gram gram yazıyor ya üstünde 50, 100 falan. 100 gram kesin tencereye atın. Gösterir miyiz burayı? İçine de
4 yemek kaşığı, yani çorba kaşığı bak, bununla değil, çorba içtiğimiz normal kaşıkla, şöyle göstereyim. Bu hep karıştırılıyor, biliyor musun? 4 tane çorba kaşığı un, bildiğiniz un, yağı eritin, unu dökün, 2-3 dakika kavurun, 5 dakika soğumaya bırakın. Ondan sonra içine 4 su bardağı süt ekleyeceğiz. Beşamel sos yapıyoruz. O sırada da makarna haşlanmaya devam edecek. Beşamel sosu makarnanın üstüne dökeceğiz ve muhteşem bir lezzet olacak. Şimdi makarnalarımızı hemen yapalım. Bunu da şimdi kavurdum. 5 dakika yeter. Soğumaya bırakıyorum. Hızlı hızlı anlatıyorum çünkü vakit çok daraldı. Yayılmamam lazım anlatırken. Şimdi bunları kırmak zor oluyor. Bütün koymuyorum ben. Olmuyor. Birazcık zorlanacağım ama kıracağım. Hepsini bu şekilde kırıp haşlıyorum. Şimdi bu beşamel sosun işte unu biraz soğudu. 5 dakika soğutun hamurlaşmasın. Ocağın altını açtım. Sütünü de ekliyorum yavaş yavaş. Ben göz kararı ekliyorum. Siz 4 bardak ekleyin. Az gelirse, çok katı olursa biraz daha ekleyin. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz atacağım içine. Tamam, bu kadar. Buna yeter. Katı olursa birazcık daha süt eklerim. Hemen tuzumu da atayım. Az daha atayım. Sunacığım, moralim niye bozuldu? Moralim bozuldu şimdi. Az önce bir sinirim bozuldu gerçekten. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi söyleyeyim neden bozuldu. Şeyi de bırakamıyorum. Az önce şimdi bir yorum okudum. Bir video yayınlamıştım. Altına biri yazmış ki, bir de destanlar döktürmüş. Ya işte kaç gündür yazıyorum, beni niye etiketlemiyorsunuz falan, işte kanalım 200 abone oldu, daha çok artsın falan. Ya arkadaş bak, size bir şey söyleyeyim mi? Esile şu anda 391 bin abone, 400 bine yaklaştı. Ve bugüne gelene kadar, yani 400 bin abone az bir abone sayısı değil. Bu çocuk yaklaşık 4-5 yıldır kendi çabalarıyla, kendi açtı zaten kanalını. Yani arkasında ne bir ünlü kişi, ne bir şirket, ne bir şahıs, ne de başka bir YouTuber olmadan bugünlere geldi. Tek başına böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya derler ya, öyle geldi. Yani kimse bizim için reklam yapmadı. Ya da biz hiç, bizim YouTuber arkadaşlarımız var yok mu? 2 milyon, 3 milyon bir sürü aboneleri olan, bir gün de demedik ki onlara ya bizi bir etiketlesene ya topluluklara, ya da bir videonda bahsetsene ya bizden, biraz artalım falan. Böyle bir şey yok ya. Ben de kanalımı açtım. Esilerle birlikte biz yıllardır uğraşıyoruz. Şu anda da ben tek başıma uğraşıyorum. Kimseye de demiyorum ki benim reklamımı ya, beni tanıt, beni bir yerde etiketle. Ben kimseye etiketleyemem. Kimsenin kanal reklamını da yapmayacağım. Bu benim prensibim. Esra'nın kanalında da yapmayacağız. Yani bunu bir bilin. Yorumlara da böyle şeyler yazmayın. Ben kimsenin reklamını yapamam. Herkes bir yerlere emekleriyle ve çabalarıyla gelmeye çalışsın. Birine yapsam öbürüne haksızlık olur. Yapamam yani böyle bir şey. Çok üzgünüm ama böyle şeyler sakın benden beklemeyin. Herkes emekleriyle ve çabalarıyla bir yerlere gelecek. Beni biri tanıtıp bir yere geleceksen ben de hiç gelmeyeyim, daha iyi yani. Beni seveceği için insanlar beni keşfedip bana gelmelerini isterim. Beni sevdikleri için beni takip etmelerini isterim. O bu beni öneriyor diye değil. Esile ve ben biriz yani, bir. Tam ben Esile'nin kanalında kendi kanalımı söyledim ama o kanalımla biz 4-5 yıldır uğraşıyoruz yani. O da benim kanalım, anladın mı? Yani benim kanalım da Esile'nin kanalı sayılır. Aramızda biz anne kızız, böyle bir şey, böyle bir ayrım olamaz. Hiç kimseden de istemem yani ki benim reklamımı yapsın. Niye isteyeyim ki? Bu yani. Yani ben, canım sıkılıyor böyle şeylere. Lütfen benden böyle şeyler beklemeyin. Yapmayacağım çünkü. Şimdi makarnamız haşlandı. Makarnayı bunun içine döküyorum. Beşamel sosumuz da hazır oldu. Bak, 4 kaşık un, 3,5-4 su bardağı arasında süt, tam yeterli geliyor bu beşamel sos için. Kıvamı da çok güzel, böyle akışkan kıvamlı olacak. Çok katı olmayacak. Üstüne döküyorum. Normalde bunun üzerine insanlar böyle kaşar rendeliyorlar. İşte başka peynir çeşitleri rendeleyip atabiliyorlar ama biz sahurda kaşar ye, iftarda kaşar olmaz vallahi yani. Kaşar dayandıramıyorum bu eve. Bu yüzden kaşar koymuyorum. Zaten hiçbir zaman da koymuyorum ben. Fırında makarnaya beşamel sos yeterli geliyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kaşar koyunca da ikinci ısıtmaya katılaşır, yap olmaz. İşte olmuyor, bilmiyorum. Bir şeyler olmuyor. Şimdi böyle bu şekilde orantılı bir şekilde üstüne gezdiriyorum. Hemen fırına atacağım. Hem börek gibi oluyor yani. Anladın? Çok lezzetli oluyor ya. Evet, güzel oluyor.
Hemen üstüne gezdiriyorum. Biraz da böyle arasını böyle şey yapıyorum ki aralara da girsin diye. Tamamdır. Bu şekilde 200 derecelik fırında dediğim gibi 45 dakika üstü kızarıncaya kadar pişmesi yeterli. Fırına gönderiyorum. Şu anda saat 7.30. İftara yarım saat 45 dakika var. Tam 45 dakika pişti. Fırında makarna fırından çıktı. Gayet de güzel pişti. Çorbamız ısınıyor. Ondan sonra masamızı hazırlayacağız. Ve bizim için artık iftar saati. Yaşasın! Cihaz çok mutlu. Ben çok böyle çocuk gibi oluyorum ya. Mutlu oluyorum. Böyle sofrada o yemekleri bekliyorum ya. Çok güzel bir şey tabii ki de Ramazan orucu. Ramazan ruhu işte bu. Aynen aynen. Çok güzel gerçekten. Ha bir de şunu da göstereyim size dur. Bunun içinde şey var. Duracağım. Özellikle süzme mercimek çorbasına çok yakışıyor. Böyle küçük kıtır ekmekler yapıyoruz. Yani bayatlamış ekmekleri küçük küp küp kesip fırına atabilirsiniz. Fırın tepsisinde biraz böyle pişirebilirsiniz. Çorbalar için müthiş oluyor. Hadi o zaman bizim için iftar vakti. İftardan sonra görüşürüz. Bay bay. Size bir şey söyleyeyim mi? Biz küçük geline gittik geldik. Biraz fazla konuştum galiba orada da. Görüşmüyorduk birkaç haftadır. Zaten biz aynı sitede oturuyoruz hemen karşı binamızda. Başım çok şiddetli ağrıyor şu anda. Cihan biraz masaj yaptı. Kolonya falan böyle bir masaj yaptık ama gerçekten arada bir tutar ve çok sağlam tutar baş ağrım. Bu yüzden bir tane arkesçi içeceğim. Normalde kuvvetli bir arkesçim vardı baş ağrısı için fakat kalmamış evde. O yüzden parol içeceğim. Bir tane de bunu söylemek için açtım. Bağlandım diyecektim yani sanki canlı yayında bağlanıyor. Bir tane bak şu biyotin. Şöyle tutayım sabitlesin. Solgar'ın. Tamam mı? Biyotin 5000 mg. Ben bunu saç dökülmesine karşı içiyorum. Biraz saçlarım dökülüyor çünkü. Bu işte karantina günleri bilmem ne falan stresten dökülüyor ben biliyorum. Normalde dökülmüyordu. Bu hap biyotin eksikti yani saçımın ondan döküldüğünü düşünüyorum. Bana çok iyi geliyor içtiğim zamanlarda. Ben 5000 mg'ını kullanıyorum. Başka bir videomda daha söylemiştim. Çok soranlar olmuş. Bir daha söylüyorum. Ben 5000 mg'ını kullanıyorum. Çünkü yetişkin olduğum için. Fiyatı 100 TL'ye yakın. 95 ya da 85 olabilir. Bilmiyorum. 2 aylık bir kullanım şeyi var. Yani kapsül. Her gece bir tane yatmadan önce alıyorum. Çocuk grubunda olanlar. Esire'ye kullandım 11 yaşındayken. Ah, geçen sene de kullandım. Onda zaman zaman saç dökülmeleri oluyor. Ona 1000 mg'ını kullanıyorum. Solgar Biotin 1000 mg'ını kullanıyorum. Onda fiyatı 60 TL'ye yakın. O da 2 aylık bir kapsül süresi var. Yani 2 aylık kapsül var içinde. Her akşam bir tane. İyi geliyor saç dökülmesine. Bilginiz olsun. Bir de bu ara ısırgan mevsimi. Isırgan otu. Onu da bulursam ya pazara gitmeyi düşünüyorum. Yarın vlogu burada bitireceğim. Pazardan ısırgan otu alacağım. Onunla birlikte güzel bir saç maskesi yapacağız. Saç dökülmelerine karşı birebir diyorum. Benim her sene bu mevsimlerde uyguladığım bir şey. Çünkü ısırgan otunun tam zamanı. Bulursanız alın. Mutlaka güzel bir tarif gelecek yakında. Kanalımda saç için. Dediğim gibi başım çok ağrıyor. Videoyu burada bitiriyorum. Bu vlog bu kadardı. Yarın yeniden bir vlog çekeceğim. Yeni bir güne başlayacağız. Pazara falan gideceğim. İşte yemek falan. Bisküvili pastayı bu videoda yapamadım. Yarın yapacağım inşallah. Hepinizi öpüyorum. Şu an sahur vakti. Hatta saate bir bakıyorum. Saat 3'e 10 var. Tam 24 saatlik vlog olmuş oldu. Sahurdan sahura. Tamamlamış oldum vlogumu da. 24 saatlik vlog burada bitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Kolaylıklar diliyorum hayatınızda. Hoşça kalın. Bay bay.